Efendim iyi sabahlar diliyorum. Hoş geldiniz programımıza. Yeni bir gün başlıyor. Bir salı sabahındayız. Bülent hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Genelde böyle bir girizgah yapınca günaydın diyorum. Bugün direktmen ifade edelim. Başlayalım Bismillah diye. İyi bir gün olsun. İyi haberler duyalım. Değerli izleyenler. Gerçekten önemli günlerin arefesindeyiz. Siyasette çok hızlı bir temponun yavaş yavaş ayak sesleri duyuluyor. AK Parti 19 Şubat'ı seçti aday tanıtım ve propaganda başlangıcı olarak ama görüntü itibariyle şu an en net olan şey şeyin de muhalefetin de devreye girmesiyle beraber bu sürecin boş geçilmeyeceği. Ben Sayın Selahattin Gülkan'la görüştüğümüzde de onu aldım geçen cumartesi günkü programda. Bu ara boş geçmeyecek. Yani sivil toplum örgütleriyle görüşülecek. Bir takım ziyaretler yapılacak. Bu arada 19'undan itibaren de tam bir program planlama dahilinde girilecek. AK Parti'nin bazı propaganda konu başlıklarını konuşacağız birazdan. Bugünün programıyla ilgili bir bilgi vereyim. Biz ilk bölümü çok net bir biçimde kullanacağız. 10.45 itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi'nin grup toplantısı var görünüyor değerli izleyenler ama bir miktar gecikme olabiliyor. O belki bizim reklam arasına denk gelir. Eğer uzarsa tekrar birlikte oluruz. Eğer uzamaz da reklamın hemen sonrasında MHP'nin grup toplantısı başlarsa toplantıyı sizler için aktaracağız. AK Parti'nin tahmin edildiği üzere grup toplantısı yok sanki. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'de değil. Dün gece saat zannediyorum 22.30 gibi Venezuela'da konuşuyordu Caracas'ta. Bugün CHP'nin grup toplantısı var 13.30'da, o da size aktarılacak. Ama AK Parti'nin toplantısı gayet tabi olarak yok. Yalnız AK Parti'de Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada olmaması seçimlerle ilgili hızlı temponun durması anlamına gelmedi. Genel merkez özellikle anket ağırlıklı çalışıyor. Tabi bunu kimin önüne koyacaklar? Geri gelmez Sayın Cumhurbaşkanı'nın önüne koyacaklar. Muhtemelen bugün de Sayın Cumhurbaşkanı geliyor. Şimdi dilerseniz şöyle bir şekilde başlayalım. Malatya çok enteresan bir şehir mi diye bir baktım. Dün bir program izledim. Hakan Bayraktar vardı. Türkiye'nin en önemli şeylerinden bir tanesidir. NDR firmasının yönetim kurulu başkanı. Anket firması. Bunu konuşalım diye düşünüyorum. Şimdi birincisi, geçenlerde Sayın Selahattin Gülkan başkan adayı olarak açıklandıktan sonra Habertürk'te bir program olmuş. Ben onu izleyemedim. Sen söylemiştin. Sonra o bölümü Sayın Selahattin Gülkan da benim yanımda ilk kez izledi. Program sırasında getirdiler. Herhalde sen bir dikkat çekmişsin, söylemişsin. Getirdiler. Orada diyor ki işte ya bak ilçede bir tane başarılı adam var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu başarılı adamı bir anda getirdi. Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptı. Oradan dolayı mesela Battal Gazi'yi gözlemlemiştir. Bu adamlar yine Türkiye'nin en önemli Genar firmasının, adamın vatandaşın adını hatırlayamadım da, Genar'ın araştırmanın sahibi. Bir de bir gazeteciydi herhalde. Dün akşam da ben bir başka televizyon ekranında Hakan Bayraktar'ın da katıldığı bir programda gazeteci Nevzat Çiçek konuşuyor. Nevzat Çiçek'te de çok enteresan bir hatıramız var. Biz üçlü bir program yapıyorduk hatırlarsan. Malatya'nın nabzını üçlü bir program haline getirmiştik daha önceki televizyonda. Oraya da bizim Doktor Özgür Aydın, sevgili kardeşimiz konuk oluyordu arada. Özgür diyor ki sabahleyin abi İstanbul'dan uçağa bindim. Bir anda diyor Nevzat Çiçek'i gördüm. Şöyle bir göz ucuyla baktım. Tam geçiyordum diyor. Özgür ve Nevzat Çiçek nasılsınız? Programlar nasıl gidiyor demiş. Bu da başka bir hikaye. Yani kimlerde nasıl seyrediliyor bunu kimse bilmiyor, o anlamda söylüyorum. Onunla da öyle bir hatıramız var.
Ve konuşmuşlar epeyce, muhabbet etmişler. Nevzat Çiçek dün çok ilginç bir açıklama yaptı değerli izleyenler. Dedi ki, araştırmalardan bahsediyorlardı. Malatya Yeşilyurt'ta belediye başkan adayı belirlendi dedi. Bitti, açıklama için bekleniyordu dedi. O sırada bir milletvekili geldi, bir adaydan bahsetti dedi. Bir adayı soktu devreye dedi. Bunun üzerine yeniden anket yapıldı. Sonra bir milletvekili bir aday daha yerleşti dedi. Aday adayı buraya aktardı dedi. Bunun üzerine bir anket daha yapıldı dedi. Şimdi zannediyorum Hulusi Poyraz Bey ziyaret edeceği gün bizim televizyonun sabit hattına bir telefon geldi. Evet. O anketlerden bir tanesi oydu işte. Kimi sorduklarını bilmiyoruz. Sen müsait olmadın, toplantıda olduğumuz için kusura bakmayın dedik. Oradaki sorulan sorulardan size de bu anketle ilgili soru geldiyse, telefon geldiyse, oraya da sorulan isimlerden sonradan eklenenler her kimse, işi uzatan onlar. Ama çok net bir tüyo vereceğim. İddialı bir laf olacak. Biz burada iddialı konuşan adamlarız. Bence belirlenip %100 noktasında bu iş bitti denilen adam Mehmet Çınar'dı. Benim şahsi fikrim. Yani Yeşilyurt bitmişti diyor Nevzat Çiçek. Şimdi Nevzat Çiçek'i arasak da o ismi belki aramazsın ama ben özellikle konuşsam alırım. Kesinlikle o isim Mehmet Çınar'dı. Hakikaten bitmiş dediler. AK Parti teşkilatları hala %80'lerden bahsediyor. Sayın Belediye Başkanı Mehmet Çınar'dı o. Ama daha sonra birkaç isim oraya ilave edildi deniyor. Ben geçen programda bahsetmeye çalıştım. Yani milletvekillerinin bir bölümü Büyükşehir Belediye Başkan adayının tespiti sırasındaki yaşadıkları şoku veyahut da kamuoyu nezdinde düştükleri durumu bertaraf etmek için Batal Gazi ve Yeşil Tepe'de güç oyunlarına dönüştürdüler. Üstlenememiş olma gibi orada güç oyunlarının savaşı var. Oradaki aday adaylarıyla ilgili mücadele bir anda farklı bir boyuta geldi. Çünkü orada o günlerde bizler de birçok adayın netleştiği konusunda kanaat sahibi iken bir anda milletvekillerinin buralarda pozisyon aldığı, Büyükşehir'de alamadıkları pozisyonu Batal Gazi ve Yeşilyurt ciddi kullanmaya çalışıyorlar. Güç kontrol bende mesajını verebilme adına çaba ve gayret içerisine girdikleri zaten gözlemleniyordu. Ha, bu anlamda ilçe başkanlarının, buradaki parti ilçe başkanlarının özellikle şanslarının arttığı yönünde yorumlar geliyordu. Daha sonra başka isimler devreye girdi. Bunlarla ilgili yorumlar geliyordu ama neticede Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın tespiti sırasındaki elden kaçırılan kontrol bir şekilde Yeşilyurt ve Batal Gazi üzerinde kurulmaya çalışılıyor. Ha bunun neticesi ne olacak? Kimler adaya gösterilecek? Kamuyla merakla bekliyor. Çünkü her gün bir dedikodu ortaya atılıyor. Her gün yeni bir isim gündeme geliyor güçlendiğine dair. Ama Malatya'nın dengeleri belli, yapılan işler belli. Yani milletvekilleri Malatya'yı mı seviyorlar yoksa kendileriyle ilgili güç olayını mı önemsiyorlar? Bunu belki de aday tespitinde görebilme şansımız olacak. Yani Nevzat Çiçek şu cümleyi kullandığında Malatya Yeşilyurt'ta deyince tabii çok doğal olarak gözler direkt oraya dönüyor. Aday belliydi, netleşti. Açıklama için zaman beklendi. Ha, açıklama için niye zaman bekleniyor? Battal Gazi'yle aynı zamanda açıklanacak. Yani Büyükşehir önce açıklayacaksın. Sonra bunlar açıklanacak. Onun için bekleniyordu. Yani bir köşeye kaldırılacaktı. Artık bitmişti. Ama o sırada birileri gelip bir takım adaylar öne sürdüler deyince işte benim aklıma ilk gelen isim Mehmet Çınar oldu. Biraz şöyle bir şey var. Onun devamında da bir cümlesi var. Ben bu cümleyi sonuna kadar şey yapıyorum. Tartışması sonan aday adayı eğer üzerinde tartışma yoksa ve genel olarak bir memnuniyet ifadesi varsa değiştirmek gibi asla bir risk alma lüksü yok AK Parti'nin dedi. Şimdi bu konuda bir hakkı teslim etmek lazım. Doğru söylüyorlar. Battal Gazi'de belediye başkanı artık Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu için orada bir belirginlik yapılmaya çalışılıyor. Kesin belli bir şansı var orada. Ama burada belediye başkanı ve adam üzerinde tartışma olmadı. Yani şimdi bu tartışmanın olmamasından kaynaklı belirginlik çok rahat yapılmış.
Bu en son dün de deklare edildi. Sadece şu, vekillerin araya koyduğu bir takım karşısında sınırlar. Bir Selahattin Gürkan hamlesi bekleniyordu. Yani konuşuyorduk, tartışıyorduk. Büyükşehir'le ilgili önemli bir isim olarak bu işe talipli olduğu konusunu yorumluyorduk. Ama mesela Adıyaman, Battal Gazi ile ilgili baktığımızda, Yeşilyurt ile ilgili baktığımızda, mesela Battal Gazi'de Selahattin Bey'den sonraki pozisyonun ne olacağı kafalarda soru işaretiydi. Ne olabilir adayları gözlemlerken. Ama mesela Yeşilyurt ile ilgili mevcut ismin üzerinde çok öne çıkan bir isim yok. Yok yok. Ama şimdi demek ki farklı isimler devreye sokularak anketlerin yenilenmesi süreci var. Bu da şöyle oluyor. Yani mesela diyelim herhangi bir milletvekili bir isim konusunda ısrarcı. Diyor ki ben senin ismini ortaya attım diyor. Ama sen de gereken kulis çalışmalarını yap ve anketlerden çık. Çünkü anketlerden çıkmazsa ben ne kadar mücadele edersem edeyim netice itibariyle seninle ilgili konuda son karar genel merkezde. Ama ben dün de programda bahsettim. Sayın Haluk Cömertoğlu gibi Arapgir'de önemli bir isim. Bütürge'den Mehmet Bey gibi, Mehmet Polat gibi isimlerin tekrar aday gösterilme ihtimallerinin zayıf olduğu yönünde bilgiler geliyor ya. İşte burada ulan arkadaş nasıl oluyor diyorsun? Yani eğer anketlerle bu iş neticelenecekse bu isimler belki de mevcut AK Parti'nin ilçe başkanları arasında en güçlü isimler. Performanslarıyla daha çok dikkat çeken o son 5 yıla baktığında. Dünkü anketle ilgili mesele de buradan çıktı. Şimdi diyor ki Hakan Bayraktar, ben diyor 30 yıllık anketçiyim diyor. Dolayısıyla firmanın kendine has bir prestiji var diyor. Ben diyor bir araştırma neticesi diyor kamuoyuna sunduğumda eğer bu doğru çıkmazsa benim 30 yıllık kariyerim bitiyor diyor. Ama diyor adam 3 yıllık, 2 yıllık, 1 yıllık belki zamanla alakalı değil ama anket firması tamamen işi diyor şeye yontmuş diyor para işine. Nevzat Çiçek orada devreye girdi. Dedi ki ben başka bir vilayette bir yer gördüm dedi. Küçük bir vilayette. Abi senin %6'lık bir oya ihtiyacın var. Karşı tarafla alakalı böyle bir durum var. Onlarda durum kaç? %4. Yani 6 yapınca 2 puan öne geçeceksin. Evet. Puan başı $1000 dedi. Dün böyle bir tarafta da bulunuldu. Bu programdan gelen ifadeyi söylüyorum. Korkunç bir şey tabii. Şimdi algı oluşturuyor. Şimdi yani. Şimdi bu beraberinde ne getiriyor biliyor musun Bülent? 2009 anketini getiriyor. 2014 anketlerini getiriyor. 2011 anketlerini getiriyor. 2004 anketlerini getiriyor. Adalet ve Kalkınma Partisi şüphesiz çok kalite, çok özel. İşte bu prestije dayalı. Bir sıkıntı olduğunda bu neydi kardeşim diye hesap sorabileceğin yılların firmalarına yaptırmıştı işe. Ama arada da farklı firmalarla çalışmış. Dedi ki başımıza bunlar geldi. Puan başı $1000 hikayeler oldu dedi. 2019 seçimlerinde Sayın Ahmet Çakır'ın aday olduğu 2009. Mehmet Yaşar Çerçin'le isminin çok üst düzeyde konuşulduğu bir seçimde hatırlarsan. Tabii. Yani genel anlamda ilk kez sokakta insanlar AK Parti'nin kaybedeceğini, Çerçi isminin gündeme geleceğini ifade ediyordu. O dönemlerde de aday Ahmet Bey'di, Ahmet Çakır'dı. Ama çok iyi biliyorum ki haftalık bir anket çalışmaları vardı o tarihlerde. Ve ben Sayın Ahmet Çakır'la bir araya geldiğimizde, başkanım yani son bir haftaya girildi ve Malatya kamuoyundan da ısrarla Çerçi ismi çok ön planda konuşuluyor, tartışılıyor. Bu konuda bir endişe duyuyor musunuz yani seçim, hafta sonu yapılacak seçimle ilgili? Şöyle şeyi çıkardı, anket sonuçlarını çıkardı. Hiç unutmuyorum. Dedi ki %28, %29 dedi, arada fark var dedi. Biz %28, %29'luk bir farkla kazanacağız. %28,5'luk mu bir fark oldu? %28,5'luk bir fark. Yani birebir yapılan anketin neticesi sandığa yansıdı. Orada yani çok bu anket olayı, diğer partiler bu işe çok girmiyor. Çünkü arzu ettikleri neticeyi çok fazla göremedikleri için çok da bu anket mevzu. Yok, arzu edilen anket sonucunu veren firmalar da varmış. Dün akşam o konuşuldu yani, işte. Ama ne istiyorsan veriyor. Şimdi bak, bir aday adayıyla konuşuyoruz. Seninle birlikteyiz. Israrla bir anket neticesinin farklı söylüyordu. Biz
sokakta durumun böyle olmadığını kendisine söylüyoruz. Şimdi siz bunu söylediğinizde çok şirin gelmiyorsunuz o karşıdaki insan için. Bu arkadaşlar ne yapmaya çalışıyorlar? Niye böyle gösteriyorlar? Sonra bir çıkıyor ki anket bizim tahmin ettiğimiz şey. Çünkü neticede sokağın sesine kulak verdiğinizde bir şekilde 3 aşağı 5 yukarı şeyin tahmin edebiliyorsunuz. Kamuoyunda kimin nerede hangi pozisyonda olduğunu. Ama aday adaylarının etrafında öyle bir yapı oluşuyor ki işte bu süreçlerde. Yani her biri kazanmaya tam odaklanıyor ve sokaktaki anket neticelerinin kötü tekçümeye muhteşem oluyor. Yani burada bir hata var. Yani bir kere bazı şeylerin gerçekçi boyutları var. Ben nasıl insanlar kendilerini soyutluyorlar kamuoyundan ya da bizim insanlarımız, bak bu da var, 24 Haziran'da biliyorsun belirli milletvekilleriyle ilgili sorun olmaya başladı. Bu milletvekiller nasıl bir strateji geliştirdiler biliyor musun? Diyelim ki Sayın Bülent Tüfekçi bir caddeye gidiyor, dolaşıyor. Orada herhangi bir milletvekiliyle ilgili çok sayıda eleştiri geliyor. 24 saat geçmeden o isim aynı cadde üzerinden kendisi dolaşmaya başlıyor. O Bülent Bey'e şikayetler ileten vatandaşların tamamı o adayla tokalaşmak, fotoğraf çektirmek, selfie çektirmek için kendi birbirini yiyor. Evet. Böyle bir strateji geliştirmiş vatandaş. Kimseyi üzmüyor. Gelen herkese başımla gözüm üzerine diyor. Sizden başka kimseye oy vermeyi zaten düşünmüyoruz. Buraya kadar niye zahmet ettiniz? Zaten oyumuz sizin gibi bir edebiyatı çok iyi gerçekleştiriyor. Ve bu bütün adayları bir şekilde seçimin son gününe kadar büyük bir umutla beklentiye sokuyor. Ama geri planda gittiğinizde tablonun öyle olmadığını görüyoruz. Evet, evet. Böyle bir siyaset seçim döneminde insanlar çok net düşüncelerini yansıtmıyor. Bu da herkesi şaşırtıyor. Ama dipten gelen dalga diyorlar ya o şeyi, o homurtuları, sesleri falan siz duyuyorsunuz konuşulanlar. Çünkü bir şekilde size yansıtmak istiyorlar onları. Ama adaylara yansıtmıyorlar. Adayların da her biri bu yüzden çok umutla bu işin içerisine giriyor. Ama sonrasında çok farklı tablolarla karşılaşıyor. Tabii onlar da farklı tablolarla karşılaşsalar dahi siyasette bir günah keçisi yaratılıyor. Herkes son dakika Cumhurbaşkanı'nın önünde benim ismim vardı. Şu kişi girdi araya, onu iptal ettirdi. Evet. Her biri aynı. Yani şimdi biz birçoğuyla ayrı ayrı konuştuğumuz evet, için bu evet. tabloyu görebiliyoruz. Böyle de bir ilginç savunma mekanizması gerekiyor. Her temayülün en az 3-4 tane ikincisi, 5-6 tane üçüncüsü var. Birincisi de aynı şekilde oluyor. Aynen öyle. Her anketin birincisi, ikincisi, üçüncüsü, dördüncüyü hiç kimse ben bulamadım. Herkes ilk üçte. 60 aday oluyor. 60'ı da birde, ikide, üçte kendini görüyor. Ama bunu çok garantili bir yerden burada oluşuyor. Şey var yani partiyle ilgili işte olan, işte senin o ifade ettiğin az önce Nevzat Bey'in de bahsettiği diyor ya, birilerinin bir umut tacirliği var. Bir dolar şey... Ya bir... ben devreye girdim, ben işte şu şahısla görüştüm. O dedi ki tamam başımla gözüm üzerinde. Bir de bir puan 1000 dolar. Evet. Bu dedi şey, Raiç buymuş dedi, güldü Hakan Bayraktar. Şimdi o da ciddi bir adam dedi ki ama dedi Türkiye'de çok enteresan seçim bölgeleri var. Bu defa göreceksiniz çok ilginç şeyler olacak dedi. Ya 24 Haziran'da da aynısını konuştular da 24 Haziran'da hatırlarsan. Yo mesela Adana'ya konuştu. Evet. Direkt bir cümle konuştu. Onu dinledim bir cümle. Adana'da CHP'den Çukurova Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirse MHP'den de mevcut Sayın Sözlü Büyükşehir bak, Belediye Başkanı adayı inanılmaz bir yarış olacak, Türkiye'de bir ilk olacak diye. Şimdi bak bu seçimler çok uzun bir süreye yayılacak. Türkiye'de de seçim stratejisi olarak baktığınızda AK Parti'nin önüne geçen hiçbir parti yok. Bunu en iyi koklayan, bu işle ilgili saha çalışmasını en mükemmel yapan partilerden biri AK Parti. Şu an bugün sandığa gittiğiniz diye elde ettiğiniz neticeyi 31 Mart 2019'da çok farklı görebilme şansına sahipsiniz. Evet. 24 Haziran'da da durum böyle oldu. Hani ekonomik gidişat ne getirecek? Kış ayında gerçekleşecek bir seçim, Ocak, Şubat, Mart insanların en sıkıntılı olduğu dönemde, karamsarlığın üst düzeyde olduğu dönemler. Evet. İnsanlar hangi ruh haliyetiyle sandığa gidecekler? Bu 4 aylık süre içerisinde Türkiye'de her 2 günde, 3 günde olağanüstü gelişmelerin yaşandığı, ilginç olayların yaşandığı bir ülke olarak düşündüğünüzde
Bu 4 ay içerisinde neler olacak, nasıl gelişecek, bu sandığa ve insanların fikrine nasıl etkileyecek şimdiden çok görmek. Bugünlerde yapılan anketlerin 31 Mart'ı çok rahat gösterebileceğini zannetmiyorum. Evet. Yani son bir ayda belki de yapılan anketler gerçekçi boyutları koyacak. Ama bugünden yapılan anketler mesela AK Parti tarafından son derece ciddi bir çalışmadan geçiriliyor ve adaylar öyle tespit ediyor. Bütün illerde, sen geçen de bahsettin ya, çevremizdeki illerde de çok büyük bir geri dönüş memnuniyeti var. Yani genelde adaylar açıklandıktan sonra biliyorsunuz homurtular yükselir, insanlar farklı eleştiriler. Mesela Adıyaman adayı tamamen kamuoyu. Elazığ'da diyorlar öyle. Elazığ şimdi tamamen Malatya'da öyle. Malatya'da o şekilde. Malatya'da öyle. Evet. Bir Urfa'da mı? Bir iki yerlerde. Urfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kendi ifadeleriyle kamuoyu tam oturmamış gibi görünüyor. Ama aday zaten mevcutlar arasında tespit edilebiliyor. Orada bir fakı baba var falan. Herhalde dikkat etmişlerdir bir adam çıkarırken. Yani. Evet. En son Gıda Tarıma Hayvancılık Bakanlığı yapmış bir adam. Nereden nereye? Sen AK Parti'nin karşısında kalk, bağımsız aday ol, seçim al. Sonra AK Parti'den milletvekili ol, sana bakanlık versinler. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi anlamdaki analizini yaparken bazen ağır eleştiri yapanlara acımasız bir başının kaşı koyuşlar. Tabii. Bazen de çok ağır eleştiri yapanları parti içerisinde çok farklı. Mesela Numan Kurtulmuş'un, Süleyman Soylu'nun karşıda rakipken Sayın Erdoğan'la ilgili ifadeleri yenir yuturur cinsten değildi. Normal karakteristik anlamda baktığınızda siyasi meydanda siyasi anlamda bu insanlarla hesaplaşır diye beklediğiniz Sayın Erdoğan partinin içerisine dahil edip partinin en önemli noktalarına bu isimleri getirme durumunda oldu. Yani bazen bu hamleleri anlamakta insanlar da zorluk çekiyor. Fakı Baba olayı tam bir vakaydı. Tabii. Yani bağımsız girmesi, sonrasında alıp onu yerine bir valiyi aday göstermiş olması. Öyle değil mi? Çok ilginç hamleler. Resteşmeydi ya. Ama neticede sonuca baktığınızda, sonucun getirilerine baktığınızda Sayın Erdoğan ciddi bir strateji içerisinde hareket ediyor bu işlerle ilgili. Yani bu 24 Haziran seçimlerinden alınan dersten yola çıkılarak 31 Mart'a gidilişi AK Parti açısından son derece önemli. Çok önemli dersler çıkarıldığı yönünde herkeste bir kanaat var, bilmiyorum. Evet. Yarın ilçeler açıklanacak, orada da tabloları göreceğiz ama ben ilçelerde Malatya kamuoyunda çok şaşıracağını tahmin ediyorum. Görüntü öyle, biraz bilgi veririz şimdi. Aslında ortalığı ne karıştırdı biliyor musunuz? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dominant karakterleri var. Bu çok önemli karakterlerin başında gelen isimlerden, en başında gelen isimlerden biri Sayın Özgür Çalık. Şimdi Sayın Çalık'ın inisiyatifi doğrultusunda ve beraberindeki vekillerin inisiyatifi doğrultusunda Büyükşehir adayı gösterilmediği anlaşılan bir Selahattin Gülkan var. Ve Çalık aday belirleme süreci, adayı belirlemenin başvurusu, o sırada Malatya'da bir takım tartışmalardan uzak kalarak ilk kez geçtiğimiz hafta sonu Malatya'ya geldi. Hatta arkadaşlar o haberimiz hazır mı? Engelliler haftası nedeniyle Valilik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün bir haberi var. Sayın Çalık da katılmış. O haber hazır mıdır? Eğer hazırsa o haberi girebilme şansımız olabilir. Bir Sayın Çalık'ı görelim bu hafta sonu ziyaretinden hareketle. Sayın Çalık'ın gelmesi olayı hareketlendirdi. En kötü ihtimalle Sayın Burhan Tüfekçi ile Sayın Özgür Çalık'ın hafta sonu Malatya'ya gelmesi Malatya'daki kulisi hareketlendirdi. Ne dediler? Sosyal medyadaki fotoğraf çekimleriyle ilgili evet. Bir bunu bir konuşalım. Hareketlilik başladı. Çok ilginç fotoğraflar oldu ama yani diyorum ya orada ilçelerle ilgili nasıl bir netice çıkacak? Herkes
Sadece Yeşilyurt Battalgaz değil, diğer ilçeler. Hayır, öbür ilçeler daha sürpriz. Burada daha gene 3-4 kişinin arasında geçiyor işler. Orada 20'li, 17'li, 16'lı isimlerden evet. geçiyor. Bir haber izleyelim. Sayın Çalık'la ilgili bir bu hafta sonu ziyaretlerinden de bir görüntü olsun. Her saniyesi çok özel takip edildi. Sayın Selahattin Gürkan'la da Malatya Spor'u ziyaret etti. Adil Gevrek'i ziyaret etti. Sayın Selahattin Gürkan'ı ziyaret ettiler. Evet. Sayın Çınar'ı ziyaret ettiler. Şey, trafik yaşandı. Çok farklı bir trafik oldu. En önemli ziyaretler. Dün bir cümle söylemiştik. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ziyaret edildi. Şimdi konuşacağız bunları biraz etraflı. Bir Sayın Çalık'ın haberi gelsin. Engelliler Haftası nedeniyle yapılan etkinlikler. Evet, şimdi bu ziyaretlerin bir önemi de var. Bu arada bu engelliler günü, engelliler haftası meselesi böyle bir zamanlama belirlenmiş olması ve bu zamanlamada engelli hemşehrilerimize, engelli kardeşlerimize ya da engelli büyüklerimize yönelik bir takım toplantılar, jestler yapılmasını ben olumlu görüyorum ama onlara mühim olan sosyal hayatta, normal zamanlamada, günlük hayatta hayatlarını kolaylaştıracak ne olabilir ona bakmak lazım. Bir bu tür rutin programları var. Bir de kesin bu günlerde bazı haberler yapılır. Mesela geçen gün Diyarbakır'da bir çocuğumuz, bedensel engelli çocuk, okulun asansörü bozuldu mu ki haftada en az iki gün bozukmuş, derse gidemiyor. Yani şimdi bu çocuğun bedensel engeli okumasına engel mi? Hayır. Fakat biz engel oluyoruz. Biz iki yapıdaki sorunlardan kaynaklı. Şimdi o zaman bu çocuğun engelliler gününü kutlamak yerine asansörcüler gününü kutlamak lazım. Ya şimdi kaldırımlarda özel bir sarı şerit döşeniyor. Ben bilmiyorum o gözleri görmeyen insanlarımızla ilgili. Avrupa'da da aynı sistem mi? Bizde mi farklı döşeniyor? Bakıyorsun elektrik direğinin tam ortasına. Ya mesela işte. Oluşturulan rampalara bakıyorsun. Normalde bir insan gücünün o hasta araçlarını oradan çıkarması mümkün değil. Sadece göstermelik olarak yapılmış işler. Bunda hayatlarını kolaylaştırma noktasında ifade ettiğin gibi
bir şeyler yapılması lazım. Ama burada mesela bak bu töreni izledik siyasi şimdi anlamda. Şimdi işin o tarafına gelelim. Ha şunu söyleyerek giriş yapalım. Evet. Özgür Hanım kimle beraberdi? Bülent Tüfekçi kimle çok gezdi? Çok önemli değil mi şu anda? Ya bence önemli şimdi tabii. Şimdi yılların siyasetçisi Özgür Hanım da bunun farkındaydı. Mutlaka farkındaydı. Yok farkında var mı ama ihtimal var mı? Şimdi bak Osman Güder, Battal Gazi, AK Parti. En etkin adaylarından ilçe biri. İlçe başkanı değil mi? Tabii tabii. Şu anki pozisyonu 1 Aralık itibariyle istifa ettiği için, istifa ettiği için. Aday adayı. Şu anda diğer aday adaylarıyla aynı statüde bir isim. Eğer engellilerle ilgili bir dernekle veya farklı bir yerde bir pozisyonu yoksa, böyle bir toplantıda Özgür Hanım'ın sol tarafında bir aday adayı olarak oturuyor olması, birlikte geziyor olması. Özgür Hanım'ın yanında da, sağında da vali var. Ne ifade edebileceğini, kamuoyuna nasıl bir mesaj gönderebileceğini ben yılların siyasetçisi olarak, Natihan'ın en tecrübelisi, Özgür Hanım'ın farkında olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Çünkü bak, hangi gün gerçekleşti? Dün itibariyle gerçekleşti. Yani da, pazar diye biliyorum. Tamam. 1 Aralık itibariyle de istifa gerçekleşti mi? Öyle görünüyor. İstifa gerçekleştikten sonra Osman Bey'in daha önceki toplantılara katılma sıfatı neydi? AK Parti Battal Gazi ilçe başkanıydı. Deki istifa etmedi abi. Cumartesi gününden itibaren. Deki istifa etmedi. Osman Güder Battal Gazi Belediyesi'nin. Evet. Muhammed Emin yani Bey'de, anda, Yeşilyurt'un, Bülent Bey'in de, Hakan Bey'in de, Ahmet Bey'in de yanında taşıdığın adam birlikte dolaşma konusunda, evet, birlikte kameralar önünde bulunacakları ortamlarda aday adaylarıyla ilgili konulara kendilerince dikkat etmeleri gereken bir durum. Tamam, hepsi AK Parti'nin aday adayı. Yani birlikte siyaset yaptıkları insanlar. Ama bir adaya ısrarla dolaşıyor gözükmenin ne getireceğini, ne götüreceğini, nasıl bir algı oluşturacağını hepsi de biliyor. Mesela burada biz otururken, haber izlerken dikkatimizi çeken bir durum. Dikkat çeker çekmez bir masumiyet durumu vardır. Biz onun belki diyorum ya farklı bir nedenle de olabilir ama neticede şu anda Malatya kamuoyu da bu kareleri takip ediyor. Bu karelerden kimle ilgili mesela mesajlar şu kareden olacak? Murat Nalçacı'nın, Ali Ekinci'nin, değil mi? Hı hı. Rahatsız olması lazım. Ben olsam olurum. Derim ki ya arkadaş, yani aynı ilçeyle ilgili rekabet halinde olduğumuz şahıs, protokolde vali milletvekili şekliyle sıralanıyor. Buradan bir fotoğraf çıkıyor derim yani. Yani Selahattin Bey orada otursa bir sorun yok. Yok. Büyükşehir Belediye Başkanı aday adayı veya Battal Gazi Belediye Başkanı. Vali varsa Büyükşehir Belediye Başkanı olmaz zaten. Olması lazım. Hacı Bey'in orada olması lazım. Ya da en önemlisi. Evet. Şimdi baktığınızda böyle bir tablo var. Yani diyorum ya bu süreçte siyasi fotoğrafların hepsi bir farklı anlam taşıyor. Bence bunların hepsi dikkatli. Ya bence dikkatten kaçma ihtimali yok bu kadar tecrübelisinden. Ya da bir yerlere mesaj veriliyor. Ya da bir yere mesaj veriliyor. Şimdi cumartesi sabah bir kahvaltı yapılıyor. Konuştuk. Adalet Bakanı Yardımcısı, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve Battal Gazi Belediye Başkanı Selahattin Gülkan ev sahibi, Mehmet Çınar Belediye Başkanı, burada da Osman Güder var. Ben şimdi merak ediyorum, Hacı Uğur Bey'in görev bitti mi abi? Yok. Büyükşehir Belediye Başkanı niye yok? Bak bunlar çok tuhaf geliyor bana. Bilmiyorum yani. Hakikaten ben soruyorum ha. Bir şey ima etmiyorum. Hacı Uğur Polat'ın görevi bitti mi? Hacı Uğur Polat dün Malatya Spor karşılaşmasına hangi sıfatta izledi protokolde? Büyükşehir Belediye Başkanı. 31 Mart tarihinde kadar Belediye Başkanı bu adam. Hatta 31 Mart da değil. Seçim biter, mazbata alınır, ondan sonra gelir teslim alınır. Artık Nisan 3'ü mü 5'i mi bilemem. Aday olmadığı için soruyorum. E şimdi nasıl oldu bu işler? Bu konularda Hacı Uğur Bey yok. Yani ben şurada Sayın Özgür Hanım'ın yanında Hacı Uğur Bey'in olması gerektiğini düşünürüm. Etkinlik, vali, milletvekili o noktasında. Engelliler Günü, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Ha bu arada Özgür Hanım var, Sayın Vali var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bunu düzenlediğine göre, İl Müdürlüğü düzenlediğine göre... burada vali, burada il müdürü olması gerekmez mi?
Tabii yani o oturuş şekliyle ilgili bilmiyorum. Bir tuhaflıklar var. Biz dört taraflarını çekiyoruz. Bu süreç dikkatle takip ediliyor. Burada oluşturulacak kadrajlara dikkat etmek lazım. Yani verilen pozlarda verilen mesajlar var. Ama dediğim gibi sosyal medyada bu fotoğrafların çok daha farklılarını görebiliyorsun. Evet. Bunlar haber niteliği olduğu için haberde bunları takip edebiliyorsun. Ama haberin dışında da sosyal medyada bir arada. Zaten Osman Bey'in ilk aday adaylığı süreci gündeme geldiği andan itibaren fotoğrafları, sosyal medyada milletvekilleriyle olan kadrajları çok daha evet, ön plana çıktı. Beraber... Ama tabii neticede uzun yıllardır onlarla birlikte çok omuz omuza çalışan bir isim. Çok uzun. Birlikte siyaset yaptıkları bir isim. Elbette ki bu samimiyet dostluk olacak. Hayır, Osman Güzel'e yönelik bir eleştiri değil bu. Aman ha, yanlış anlaşılmasın. Yok. Osman Güzel, kamuoyu anlamında artısı da olur, eksisi de olur. Tabii. Yani şimdi bir tek başına çalışmak var. Bir de herhangi bir milletvekiliyle birlikte olmak. Şimdi o milletvekiliyle ilgili olumsuz tepkileri de üzerine alabilme şansın var. Riskleri alman var. Doğru. Olur, çünkü kamuoyu yoklaması yapılmıyor mu arkadaş? Tabii. O kamuoyu yapılıyorsa bunun riskleri de var. Yani çok da sevilebilir, çok da tepki görebilir. Bunun aynen artısını öyle, eksisini de görebilme durumum var. O yüzden diyoruz yani, yoksa ortada bir niye bu böyledir değil de verilen bir mesajın olduğunu görmek lazım. Bu arada bu hafta sonunki ziyaretlerde Sayın Özdurçalı'nın mesela şeyi ziyareti var. Beraberindeki heyetle birlikte. Selahattin Gürkan'ı, Batagazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayı. Mesela oradaki fotoğrafta da şöyle bir bakarsanız, o ziyaretin olduğu gün hangi gün onu bilemiyorum. Ama Bülent yanlış bilmiyor isem, o gün Hacı ziyaret ettikleri sonraki gün, dolayısıyla muhtemelen o gün pazar. Osman Güler orada da var. Bak bu enteresan, mesela İhsan Koca var, çok doğal. İlden isimler var. Hakan Kahtalı var, Ahmet Çakır var, Bülent Tüfekçi var, Özgür Hanım var, doğal. Mehmet Çınar var, Yeşilurt Belediye Başkanı. Bu Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ziyaret değil ha. Bu Battalgazi Belediye Başkanı'nın ziyaret. Dediğim gibi Osman Bey yine orada da var. Dolayısıyla aslında bunlar bir şey olarak bize geliyor. Mesaj, Osman Bey'in önde olduğu yolunda bir takım bilgiler, bulgular var mı? Var, ben bir şey demiyorum buna. Ama aleni olarak böyle bir şey de var bu konuya yönelik. O fotoğrafın içerisinde yer almakla ilgili bir şey de var. Bir fotoğraf karesi beraberinde bir imaj da veriyor. Evet. Şu burada, bu da burada. Bence önemli. Bakıyorum şöyle o fotoğraf karesine. Evet, yani pazar gününde. Bak şurada fotoğraf çok daha belki. Biz anlatmaya çalışıyorum size ama evet. Yani İhsan Koca var. Sayın Osman Güler var. Milletvekilleri var. Dolayısıyla bu fotoğraf kareleri önemli. Ha, Özgür Hanım'ın vekillerle beraber Malatya'da olduğu hafta sonu Bu hafta sonu çok karışık geçti. Bu hafta sonu gelirler mi gelmezler mi bilmiyorum ama önümüzdeki hafta çok daha önemli. Bu hafta sonu gelen bir şekilde mevcut anket neticelerini de mimikleriyle, imajlarıyla, kadrajlarıyla tam net ortaya korurlar. Olabilir. Eğer sonuçlar ellerine ulaşmışsa, ki ulaşır bu hafta sonuna kadar. Kimle nasıl dolaşıyorlar, kimler var, kimler yok görüp değerlendirebilme şansınız daha yüksek olur. Baktığınızda. Aynen öyle. Bülent Polat'a Cumhuriyet Halk Partisi açıklıyor artık adaylarını. Evet. Yani ona en sonunda sıra geldi. Bana başından beri zaten Soner Gökçe ismi vardı. Avukat Soner Gökçe Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak konuşuluyordu. Neticede de bu konuyla ilgili diyorum ya, açıklamanın beklendiği bir dönemdi. Ama olmadı. Şu anda onlar da son hazırlıklarını yapıyorlar. Bildiğim kadarıyla hafta sonu Sayın Gökçe aday açıklamasının ardından Malatya'ya gelişiyle ilgili bir
karşılama organizasyonu olacak anladığım kadarıyla. Şimdi Sayın Gökçe sahaya indiğinde Malatya'da neler konuşulacak, neler tartışılacak? Büyükşehir'le ilgili dün de bahsetmeye çalıştık. Farklı bir bakış açısı, farklı yorum ve değerlendirme olacak. Belki de ilk kez ciddi anlamda bir muhasebe ve eleştirisel bir bakış olacak. Hı. Çünkü daha önceki dönemde yani bir önceki seçimlerde dışarıdan gelen bir aday vardı. Yani Malatya'da yaşamayan, Malatya'nın atmosferini solumayan dışarıdan gelen bir isim Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak siyasi arenada. Bakalım şimdi neler olacak. Şimdi ben CHP'nin çok daha sıkı bir muhalefet yapacağını, çok daha rahatsız edici bir strateji ortaya koyacağını tahmin ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi açısından. Bunu konuşalım. Sayın Bahçeli şu anda konuşmaya başladı diye gördüm. Arkadaşlar direkt meclise mi bağlanıyoruz? Direkt meclis toplantısına bağlanalım. Oradan bir reklam arasıyla beraber tekrar bize döneriz. Yani burada Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşuruz. Evet. MHP'yi konuşmakta fayda var. Reklama girerseniz Sayın Bahçeli'ye veremezsiniz. Şu an konuşuyor Sayın Bahçeli. Tamam, reklama gitsin öyle yapsın. Peki. Sayın Bahçeli'yi de izleyeceksiniz bu arada. Efendim bir ara veriyoruz, sonra birlikte olacağız.